58 yıllık bir romanın özeti bu fotoğraflar. 1953'ten 2011'e. Adana'da doğduğunda Fatih Terim 1953 yılında Galatasaray'da kimler oynuyordu acaba? Arsenal, Adana'da doğan Fatih Terim'in UEFA Kupası finalinde kupayı elinden alacağını tahmin edebilir miydi 1953'te? Milan taraftarları 1953'te takımın başına bir gün Adanalı Fatih Terim'in gelebileceğini bilebilirler miydi? Ya da milli takımla Euro 2008'de Avrupa üçüncüsü olacağını kim tahmin edebilirdi? İşte bir başarı öyküsü Fatih Terim'inki. Kolay kolay eşi benzeri görülebilir mi? Talat Terim'in oğlu Fatih'teki liderlik özelliği daha çocukluk yıllarında kendini gösterdi. Lider olunmaz, lider doğulur sözü böylece belgelendi. Öğrenimini yarım bırakıp Adana Demirspor'da profesyonel futbola başladığında 16 yaşındaydı daha. Birkaç yıl sonra kıvır kıvır omuzlarına kadar inen saçlarıyla dikkat çeken futbolcuydu artık. 21 yaşında 1 milyon 650 bin liraya Galatasaray'a transfer olduğunda. ...1985'e kadar futbol oynadı Galatasaray'da. Adanalı Fatih yerine Galatasaraylı Fatih diyorlardı. Çünkü kulübünün sembol oyuncularından biriydi. Her yaptığının ilk olacağı, her adımının olay yaratacağı zaten belliydi de jübilesinde iyice ortaya çıktı. Helikopterle indi sahaya jübilesinde. Büyük kızı Merve daha 3 yaşındaydı. Futbolculuk bitmişti ama yükselecek çok basamak vardı daha. Durmuyordu. Hep ileri bakıyordu. İleri, daha ileri, daha da ileri. Ankara Gücü Teknik Rektörlüğü, Göztepe, milli takım derken Galatasaray'a dönmüştü yeniden. Teknik direktör Fatih Terim inanılmaz başarılar kazandı. Kim derdi ki ilk geldiğinde Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olacak. Kim derdi ki bir Türk takımı UEFA Kupası'nı kazanacak. Haydi oğlum! Haydi oğlum! Kim derdi ki bir Türk teknik direktörü İtalya'da Fiorentina, Milan gibi köklü ve ünlü takımları çalıştıracak? Kim derdi? Bundan sonra bir başkası çalıştıracak diyebilen var mı ki? Kim derdi ki milli takım teknik direktörü olarak Avrupa üçüncüsü olacak? Sami orada! Gol oldu! Ya, oldu. Semih! Bir zamanlar böyleydi Fatih Terim, şimdi böyle. Galatasaray'da yeni ilkler peşinde. İkinci görev döneminde kırgındı ayrılırken 5 Mart 2004'te. Ama haydi tekrar göreve dediklerinde nasıl durabilirdi ki geride? Galatasaraylı Fatih Terim, Galatasaray deyince gerisi teferruat elbette. Fotoğraflar onu anlatıyor işte. İmparator olmanın fotoğrafını bunlar aslında. İmparator oğlu olarak değil, kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya imparatorluk koltuğuna oturuşun romanı. Roman bitmedi, devam ediyor. Kim bilir imparatoru daha ne zaferler bekliyor.